arkadaşlar. Şu an kıyı kışlacığa geldik. Önce Elif'in yerinde bir kahvaltı yapalım. Buyurun. Selamünaleyküm, günaydınlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun sizler. İyi, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Nasıl geçti günümüz? İyi. Her şey yolunda. Harika, kalktık geldik. Ne güzel. Sabah geldik. Mekanımızı açtık. Sizi gelecek diye, bak sizi gelecek diye ocağa şey koydum bak. Patates koydum size şöyle. Şöyle. Of of of. Ocakta patates koydum. Ben hoş geldiniz özellikle. Burası Elif'in yeri. Ben burada sizi vurdum. Evlerimiz organiktir. Reçellerimiz, köyün yapımı. Beyaz peynirimiz bizim kendimizden. Yetinler, yarayası hepsi kendimizden. Köyümüz bir Osmanlı köyüdür. 1920 yılında kurulmuştur yaklaşık. Alevi ağırlıklıdır. Sonra Alevi ve Sünni olarak karışmıştır. Ama biz öyle bir ayrım yoktur. Hepimiz dostça, kardeşçe, iç içe yaşamaktayız. Güzel bir köy. Güzel insanların köyümüzü bekleriz. Her zaman başımız yerleri vardır. Saygılar sunarız, sevgiler. Teşekkürler. Güzel bir kahvaltı yaptık. Ardından biraz yürüyüş yapalım dedik. Havada malum güzelken, yağış yokken. Şu an kale bölgesindeyiz. Kaleye çıktık. Aşağı antik kentten buraya bir patika yolu var. O patika yoldan yukarı doğru tırmandık ve şu an kaledeyiz. Buranın tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor. 1960'lardan beri İtalyanlar burada kazılar yapıyormuş. Köyün Osmanlı zamanındaki adı Asınkurin'miş. Burası Milas'a 28 kilometre uzaklığında. Dolmuşu var. Saat başı dolmuş var. Tabi hafta sonu hafta içi değişiyor saatler. Onlara bakmak lazım. Bodrum Havalimanı'na da çok yakın. Arabayla 45 dakikada gidip gelebilirsiniz. Benim amcam gezmeyi çok sever, Yasir amcam. Ege'yi, Akdeniz'in çoğu yerini gezmiştir. Bir ev arıyordu, yakında emekliliği geliyor. Aramış, en son burada karar kılmış, kıyı kışacıkta. Buradan bir ev aldı, şu karşılarda hemen, tepelerde. Yakında taşınacak işte, inşaatın bitmesine az kaldı. Evet, görüyorsunuz, muhteşem bir yer. Çok güzel bir koyu var. Burada balıkçılık meşhur. İşte o aşağıda balıkçılar var. Ceyyar'ın yeri var. Arka tarafta birçok balıkçı var. Burada taze taze yakalayıp pişirip yediriyorlar. Ben birkaç kere yedim. Çok da beğendim taze taze balıklar. Amcamın evi işte bu karşı tepede. Buradan da gözüküyor şu beyaz ev. Burada halk ekmeğini zeytinlerden ve balıkçılıktan kazanıyor. Koca deniz, tertemiz, tut, sat. Şu karşısı otel olacakmış, sonra vazgeçilmiş. Şu karşı tepede yanmış, geçen seneki yangınlarda maalesef. Burası da nasibini almış o yangınlardan. Turizm çok gelişmemiş ama buraya gelen ziyaretçiler tabii ki var. Türk ve yabancı turistler geliyorlar. Buraları ziyaret ediyorlar. Evet, burası bizim Ankara'nın Nisan'ı Mayıs'ı gibi. Her taraf ot, yeşil görüyorsunuz. Amcamla yengem de manzarayı izliyorlar. Ben de gideyim yanlarına. Evet, harika bir koy. Karşısı Güllük. Onun yan tarafı ileride Boğaziçi. Ne diyelim yani, tam yaşanacak yer. Trafik yok. Stres yok. Hava kirliliği yok. Muhteşem. Gerçekten de.
Keşke param olsa ben de buradan bir ev alabilsem, bir zeytinlik alabilsem. Ama şu an öyle bir imkan yok. İleride niye olmasın? Ben de belki buraya yerleşirim. Burası böyle. Şimdi buradan çıkalım. Buradan şeye doğru, eve doğru gidelim. Buradan çıktığımızda burada zaten balıkçılar. Şu ileride kokoreççi var. İleride Elif'in yeri var. Şurası zaten kahve, fırın, kasabın olduğu yer. Marketler de var. Burada pansiyon da var. Ersan, Züri. Kahve mi içiyoruz? Orta mı? Ha? Orta mı içerim? Ben orta biliyorum. Orta içerim. Orta şekerli içerim. Evet, şu an ufak bir mola verdik. Bir kahve içeceğiz. Amcam ve yengem de beraber. Onlar da geldiler evlerine bakmaya. Az bir işi kaldı. 20 güne falan biter. Nisan'da da Mayıs'a da gelip inşallah oturacaklar evlerine. Bir kahve içelim, oradan da eve doğru gidelim. Bakalım neler yapılmış. Evet, kahvemiz geldi. Şahane bir şey. Bugün çay da güzelmiş. Biz yazın genelde ezanın yanında banklarda oturuyoruz. Orada daha serin oluyor. Oraya oturuyoruz. Balığa ne çıkıyor musunuz? Çıkıyor mu? Balık. Yok. Biz... Kaptanız ikimiz de emekli. Yani balığa malığa gitmiyoruz. Orada köyde var. 3-5 inek var. İnekle uğraşıyoruz. Zeytinle uğraşıyoruz. Çok iyi. Köy işi. Etap zeytin ya. He? Etap zeytin diyorum. Evet. Zeytin ağacı. Evet. İşte onlar da böyle zaman ödüyor. Bakın hayır. Bu çıkarlar. 70 lira kilo. Ha, şu büyük balıklar ya. Hı. O 60 lira kilosu. Hı. Şu levre 80 kilosu. Ha, levre. Şu levre. Şunla var 30 lira kilosu. Küçük balık. Ha, küçük balık. Ha. Hangisi daha az kılçıklı? Kılçıklı. Çıprayla levrekte o koca balıkta kılçık olmaz. Olmaz. Kılçık çok olur. Küçük balıkta. Ha. Doğru. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Bizim evde yufkanız var mı? Eve geldik dostlar. Evet, bayağı bir değişim var. Ben size şöyle bir göstereyim. Merdivenlerden çıkalım. Ben size en iyisi manzarayı göstereyim. Ev bitti mi de başka bir video çekeriz. Zaten çoğu bitti. Siz de bakabilirsiniz. Odaların sıvası, boyası bitmek üzere. Bir yer fayansları kaldı. Kapılar kaldı. Evet, şu an en üst kata çıktım. Evet, muhteşem manzara. Bu tarafta dağ, ağaçlar, orman. Bu tarafta ise deniz var. Arkaya doğru uzanıyor. Evet, 360 derece panoramik manzara var burada. Bakmaya doyulmuyor. Evet, her taraf zeytin ağaçları var evin etraflarında. Görüyorsunuz. Terası bayağı büyük. Burada iyi zaman geçer. Evet, bu inşaatı yapan Cihan Usta'ya çok teşekkür ederiz. İyi iş çıkardı. Çok teşekkürler Cihan Usta'm.
Çok teşekkürler. Evet dostlar, Yasos macerası burada bitiyor. Çok güzel bir köy. İnsanları çok çok iyi, sıcakkanlı. Görüyorsunuz şu an zeytin toplayanlar da var. Evet, makineyi almışlar, zeytinleri döküyorlar. Şu anda Dirim Akbük'e doğru gidiyoruz. Sol taraf Dirim Akbük, sağ taraf Bodrum, Minas tarafına gider. Biz şimdi bu köy yolundan Dirim'e doğru gideceğiz. Ormanların içinden geçirdik, doğa harikası yerlerden geçeceğiz. Evet, buradan sol yapıyorum ve Dirim'e doğru gidiyorum. Evet dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Evimize baktık, bir 10-15 gün bir işi kaldı, bitecek inşallah, amcam taşınacak. Çok güzel yerden ev aldı. Hayırlı olsun, güle güle otursun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Başka bir videoda görüşürüz, hoşça kalın. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.